Merhabalar, Kınan Eller Örgü Ev kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki şişle örgü modelimin anlatımını paylaşacağım. Hemen ilmeklerimi ben taktım ve kenar ilmeğimi aldım ve ilmeklerimi ters örerekten devam ediyorum. Örgümün arka yüzündeyim. Bir sıra bu şekilde ilmeklerimi sonuna kadar ters örüyorum. Bu arada modelimin kurulumu ilmek sayısı 2-2 şeklinde 2 ilmekten oluşuyor. 2-2 şeklinde taktıktan sonra bu şekilde örgümüzün arka yüzünden bir sıra ters örelim ve örgümüzün ön yüzünde modelimizin kurulumuna devam edelim. Ve kenar ilmeğimi de ördüm. Örgümün en üstüne geldim. Kenar ilmeğimi aldım. Ve hemen buradan iki tane ilmeğimi ters ördüm. Ve ipimi geri tekrar örgümün arka tarafına aldım. Düz örer şekilde. Bu şekilde 1, 2 ve 3 defa ipimi doladım. Düz örer şekilde ördüm. Tekrar ikinci ilmeğimi de yine 1, 2 ve 3 defa doladım. Düz örer şekilde ördüm. Tekrar 2 ilmeğimi ters ve 2 ilmeğimi bu şekilde düz örer şekilde girdim. 1, 2 ve 3 defa doladım ve ördüm. Tekrar 2. ilmeğimi yine düz örer şekilde 1, 2 ve 3 defa doladım ve düz örer şekilde ördüm. 2 tane ilmeğimizi ters ve 2 tane ilmeğimizi 1, 2 ve 3. Buraya 3 tane yapalım. 2 dolama yaparsak örgümüzde çekme yapıyor. 1, 2 ve 3. 3 defa doladım ve düz örer şekilde ördüm 2 tane ilmeğimi. Tekrar örgümün ön yüzüne aldım. İpimi 2 tane ilmeğimi ters ördüm. Ve 1 ilmeğimi 1, 2, 3 defa doladım. Düz örer şekilde ördüm. 2. ilmeğimi de yine 3 defa doladım. Ve düz ördüm. Tekrar 2 ters. Tekrar 2 ilmeğimi 3 defa doladım. Şöyle 1, 2 ve 3. Düz ördüm. Tekrar 1, 2 ve 3. Tekrar 2 ilmeğimi ters, 2 ilmeğimi düz örer şekilde 3 defa ipimi dolayaraktan ördüm. Tekrar 2 ilmeğimi ters. Bu sıramız bu şekilde devam ediyor. Bir, iki ve üç. Tekrar iki tane ilmeğimi ters. Tekrar bir, iki ve iki ve üç. Tekrar bir, iki ve üç. Bir, iki ilmeğimi ters. Bir kenar ilmeğimi aldım. Örgümün arka yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi aldım. Ve buradaki iki tane ön yüzde ters örmüş olduğum ilmeğimi arka yüzde de ters örüyorum. Yani önden almıştım ve arkada ters örüyorum. Ve bu iki ilmeğimi bu şekilde örmeden sol şişimden sağ şişimi aldım. İlmeklerimi açaraktan tekrardan 2 ilmeğimi ters ördüm ve bu dolamış olduğum 2 ilmeğimi açaraktan uzattım, örmeden aldım. Tekrar 2 ilmeğimi ters
Yine iki ilmeğimi örmeden sol şişimden sağ şişimi aldım. Bakın. Bu şekilde devam ediyoruz. Yine iki ilmeğimi uzattım ve iki ilmeğimi örmüş olduğum ilmeklerimi yani ön yüzde örgümün ördüm. Tekrar arka yüzde de örüyorum ve bu iki tane dolamış olduğum ilmeğimi örmeden sol şişimden sağ şişimi alıyorum. Ve tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi aldım ve buradaki iki düz ilmeğimi geri tekrardan terse çeviriyorum. 1 ve 2. Yine bu iki ilmeğimi örmeden sol şişimden sağ şişimi al. Sol şişimden sağ şişimi aldım ve yine bu iki ilmeğimi ters örüyorum. Örgümün ön yüzündeyim. Yine aynı şekilde ördüğüm ilmeklerimi örüyorum. Bu uzatmış olduğum ilmeklerimi sol şişimden sağ şişime örmeden alıyorum. Tekrardan iki ters. Tekrar iki ilmeğimi örmeden alıyorum. Tekrardan iki ters ilmeğimi. Bu ilmeklerimizi bakın biraz gevşek gibi ama ilerledikçe modelimde büyüdükçe daha fark edilecek. Bu ilmeklerimizin 3 defa dolamaya dikkat edelim. İlmeklerimizi 3 defa dolamayıp 2 defa dolarsak modelimizde toplama oluyor. Buna dikkat edelim. Tekrar sol şişimden sağ şişimi aldım ve 2 ilmeğimi ters ördüm. Bu sıramızda bu şekilde ilerliyor. Modelim çok güzel. İlerledikçe de daha iyi fark edeceksiniz. Genç hırkalarında, kazaklarında, bebek örgülerinde, bebek battaniyelerine de uyum sağlayacak bir örgü modelimiz. Çok değişik ve farklı bir örgü modelimiz. Yine örgümün arka yüzündeyim. Hemen kenar ilmeğimi aldım ve buradan iki tane ilmeğimi yine ters ördüm. Ön yüzde düz oldu, arka yüzde ters oldu. Yine bu iki ilmeğimi örmeden sol şişimden sağ şişimi aldım. Tekrar iki ilmeğimi ters ördüm. Tekrar örmediğim ilmeğimi uzatmış olduğum iki ilmeğimi yine örmeden aldım ve iki ilmeğimi ördüm. Yine aynı şekilde devam ediyoruz. Örmediğim ilmeğimi alıyorum ve diğer iki ilmeğimi ters örüyorum. Tekrar iki ters. İki ilmeğimi örmeden al. Yine iki ilmeğimi ters ör. Tekrar örmeden al. Ve yine iki ilmeği ters. Ve tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi aldım. Ve buradan bu iki düz ilmeğimin içerisine giriyorum. Şimdi kaydırma işlemi yaparaktan 1, 2 ve bu ilmeğimi 3 defa şişime dolayıp ve düz örer şekilde ördüm. Tekrardan 1, 2 ve 3 defa doladım ve ördüm. Bu aradaki iki tane düz ilmeğimi uzatmış olduğum ilmeğimi bunun ikisini de şöyle ilmeğimin yönünü düzleyerekten düz şekilde ördüm. Tekrar diğer ilmeğimi 1, 2 ve 3 defa doladım ve düz örer şekilde ördüm. Tekrar 1, 2 ve 3 ve düz örer şekilde ördüm. Yine ilmeğimin yönünü düzelterekten bu uzatmış olduğum ilmeklerimi düz ördüm. Yine 1, 2 ve 3 defa doladım, düz ördüm. İkinci ilmeğimi de 2 ve 3 defa doladım, düz ördüm.
ve diğer iki uzatmış olduğum ilmeğimi bu sırada örüyorum ve düz örüyorum onları da. Yine 1, 2 ve 3. Tekrardan 1, 2 ve 3. Bir ve iki ilmeğimi düz ördüm. Tekrardan bir, iki ve üç tane doladım şişime ve düz ördüm. Yine diğer ilmeğimi de bir, iki ve üç. İlmeğimin yönünü düzelttim ve düz örüyorum. Bir, iki, üç. Tekrar 1, 2 ve 3. Bir, 2, 3. Bu dolamalara dikkat edelim. 1, 2 ve 3. Şu ilmeğimi düzelteyim şöyle. 1, 2 ve 3. Tekrar 1, 2 ve 3. Ve son 2 ilmeği, pardon, 2 defa doladım buna. Tekrardan 1, 2 ve 3 defa doladım, düzeldim. Ve son dolamam ve kenar ilmeği. Yine örgümün arka yüzünde kenar ilmeğimi aldım ve buradaki dolamış olduğum ilmeğimi bu şekilde uzatıyorum ve örmeden diğer iki ilmeğimi bu şekilde ters örüyorum. 1 ve 2, yani düze çeviriyorum. Örgümün arka yüzünde düz, ön yüzünde ters olacak şekilde. Tekrar ipi arkaya aldım ve 1 İki tane ilmeğimi uzattım. Geri tekrardan bu iki ilmeğimi terse çevirdim. Ters olacak örmüş olduğumuz ilmeklerimizi arka yüzde düz, ön yüzde ters. Yine tekrar ipimi benden tarafa aldım. İki ilmeğimi uzattım ve tekrar bu iki ters ilmeğimi düze çevirdim. Yine ipi benden tarafa aldım. Ve tekrar diğer tarafa aldım ve ikisini ilmeğimi düze çevirdim. Bu ipimizi örgümüzün arka yüzünde kalsın. Buna dikkat edelim. Tekrar ipi hemen örgümün arka yüzüne aldım. 1 ve 2 ilmeğimi uzattım. Tekrar örgümün ön yüzüne aldım. 2 tane ilmeğimi düze çevirdim. 1 ve 2. Tekrardan 1 ve 2 düz ördüm. Tekrar 2 ilmeğimi örmeden aldım. Bu sırada ilmeğimizi arka yüzde düze çeviriyoruz. Ön yüzde ters olması için. Tekrardan 2 ilmeğimi uzattım ve kenar ilmeği. Ve örgümün ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi aldım. Ve burada yine 2 ilmeğimi örmeden sol şişimden sağ şişime aldım. Ve burada 2 ilmeğim ters olduğu için şimdi bu 2 ilmeğimi geri düze çeviriyorum. Şu şekilde 1 ve 2 ilmeğimi düz ördüm. Tekrar 2 ilmeğimi sol şişimden sağ şişime örmeden aldım. Ve bu 2 ilmeğimi düze çevirdim. Tekrar 2 ilmeğimi örmeden aldım. Yine 2 ilmeğimi düze çevirdim ve örmeden aldım. Bu sıramız da bu şekilde devam ediyor. Şu anda örgümüz gevşek gibi duruyor ama ilerledikçe göreceksiniz kendini topluyor yani. Güzel bir, ne çok sıkı ne de bir gevşek bir örgü elde oluyor. Kendini toparlıyor. Ve yine örgümün arka yüzünde kenar ilmeğimi aldım ve burada iki ilmeğimi örmeden geri aldım. Ve yine bakın
Bu iki ilmeğimi terse çeviriyorum. Yani örgümün ön yüzünde ters, arka yüzünde düz oluyor. Yine örmeden alıyorum. Yine bu iki ilmeğimi düz örüyorum. İki ilmeğimi örmeden aldım. İpi örgümün arka yüzüne aldım. Geri tekrardan iki ilmeğimi düze çevirdim. Yine aynı şekilde yapıyorum. İki düz, iki tane örmeden al ve tekrardan iki düz. Ve kenar ilmeği. Ve örgümün ön yüzüne geldim. Yine şimdi bu iki ilmeğimizi örüyoruz. Bu iki ilmeğimize, örmüş olduğumuz iki ilmeğimize geri tekrardan şu şekilde iki sıra haroşa olduktan sonra geri çaprazlama değiştirme yapıyoruz. Modelim bu şekilde ilerliyor. Ben biraz öreyim, büyük halini de sizlerle paylaşayım. Ve ben biraz ördüm. Modelimin büyük hali bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Ve burası da arka yüzü ve burası da ön yüzü. Modelim her türlü örgüde kullanılabilecek bir örgü modeli. Genç örgülerinde, bebek örgülerinde, anne örgülerinde, yeleklerde, hırkalarda, ceketlerde, berelerde, hemen hemen her türlü örgüde kullanabileceğimiz bir örgü modelimiz. Umarım anlatabilmişimdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu ve buna benzer örgü modellerimi ve örgü tekniklerimi takip etmek için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.